Hop. Şöyle şöyle şöyle. Böyle böyle. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya. Kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür ben de iyiyim. Güzel bir video ile yine sizlerleyiz. Evet, başlıyoruz. Bu gece konteynerdayız arkadaşlar. Konteyneri şöyle bir analiz edeceğiz. İnanın buraya koyalı 2 ay falan oldu herhalde. Konteyneri getireli. Bir gece daha içinde kalmadım. Niye kalmadım? Kalmadım abi işte yani. gece diğer yerde kalıyoruz. Şimdi burada niye kalacağım? Soğuk oluyor mu? Sıcak oluyor mu? Çoban tutarsak hakikaten geceleri nasıl olacak? Hem yarın sabah hayvanı çok erken çıkarmayı planlıyorum. Eğer nasip olursa. Erkenden de kalkıp kimseyi rahatsız etmeden, tamam mı? Şimdi 5'te de milleti ayağa kaldırmaya gerek yok. Şöyle buraya malzemelerimi hazırladım. Anladınız mı? Buradan kahvaltımı yapıp hayvanı çıkartacağım. Yani sabah mesaisini erken başlatacağız. Çünkü biliyorsunuz yağmur yağmadığı için kuraklık var. Yani erken çıkarsak bizim için iyi olacağız. O yüzden buradayım bugün. Hem de burasını bir deneyeceğiz. Bakalım soğuk oluyor mu? Bir tarafımız donacak mı? Sıcak mı? Rahat mı? Değil mi? Nasıl? Başlıyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Şu çayımızı bir demleyelim de bir çay içelim. Ondan sonra hemen yatacağım. Sabah erken kalkacağız daha. Evet, yağımız, mağımız, tenceremiz, tavamız hepsi hazır. İlk sıkıntı abi sıcak oluyor demek ki. Bakın bu kablo boşanmış. Şu anda herhangi bir sıkıntısı yok ama orayı bunu sağlam dübellerle dübelleyeceğiz. Bu birinci kusur. Yani bakın şimdiden böyle olmuş. Banyoda bir sıkıntı yok. Abi burada duş var ya. Ben niye burada kalmıyorum ki? Değil mi? Otel odası gibi yer. Evet. Yani şurası tozlanmış biraz, pislenmiş. Niye öyle olmuş? Buradan demek ki toz alıyor içeri. İçeride toz var mı? Yok. Evet. Neyse bakalım. Şimdi çayımızı demleyelim. Ondan sonra çayımızı içtikten sonra dediğim gibi yatacağız. Bu arada ışığımı falan aldım. Gece köpekler falan salarsa buradan müdahale etmesi daha kolay. Çok demlemeyeceğim. Bu çaydanlığın hepsini içersem ben zaten sabah olur. Hiç uyumadan sabaha yapmış oluruz ki bu kadar çayı da içemem. Termos muyum ben ya? Bu kadar çay içeyim, değil mi? Evet, şöyle birazcık su koyalım. Birazcık kendimize de koyalım. Gerek yok. Köpekler salarsa dedik, hemen köpekler salmaya başladı. Evet, şurası uygun çaydan. Şu anda içerisi sıcak arkadaşlar. O kadar soğuk değil. Acaba diyorum aygaz mı sıcak yaptı? Bu arada köpekler salıyor. Cidden. Ne oluyor dostum? Ne oldu? Aykız orada. Görüyorsanız. Neyse. Çok fazla bir alarm yok. Burası iyiymiş ha. Hakikaten hayvanı direkt görebiliyorsunuz. Evet, şöyle kendimi bir göstereyim abiye. Hop, bakın. 10 numara 5 yıldız. Şimdi çayımız demledi. Çayımızı içeceğiz. Ama şimdi 5 dakika 10 dakika geçti. Şuradan şeker alayım 2 tane. Ne hissettim biliyor musunuz? Ya şu anda zemin soğuk abi. Yani abi bu süzgeç meselesi beni delirtecek ya. Bir bardak çay içelim, iki bardak çay içelim dedik. Yine süzgeç yok. Süzgeç var da biz mi görmedik abi ya? Ha? Süzgeç var da biz mi görmedik? Yok. Bu komple bütün çaydanlıklara süzgeç takacağım. Şimdi halımızı şöyle toplayalım. Benim ayaklar talalıdır, annem de der yani her yere takılır biliyor musunuz?
Neyse. Dediğim gibi ilk dikkatimi çeken abi şu anda zeminin acık soğuk olması. Yani nasıl söyleyeyim? Tabana bastığımda ayaklarım soğuğu hissediyor. Demek ki bunun etrafını çabucacık doldurup bu aşağıdaki zemini rüzgar geçişini, alttaki rüzgar geçişini, yalıtımını yapmamız lazım. Burada adam ayaklarından üşür. Çoban üşür. İşçimiz üşür. Artık kim gelirse, nasip kimse. Bunu çözmemiz lazım. Şu anda ilk tespitim budur arkadaşlar. Yani şöyle, şu zemin soğuk abi. Bunu, bizim burası gerçi hep soğuk da, eğer şimdiden böyleyse kışın adam zatürre olur burada yani. Aşağıdan. Ama içerisi sıcak. Bu arada 10 numara bir sessizlik arkadaşlar. Gerçekten evet, kalırım yani burada. İşte yerin biraz sıcak olması lazım. Bir de ne eksik biliyor musunuz? Çayım elimde. Şöyle yastıklarıma uzanmışım. Tamam aga. Elimde şöyle bir kumanda. Fik 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 fik. En azından haberlerden, işte ondan bundan haberdar olmak için. Abi tam şu alana bir tane küçük normal bir televizyon düşünüyorum. Nasıl oluyor? Nasıl olur? Onu da yakın zamanda alacağım. Yani buradaki adamın da canı sıkılmasın değil mi? Biz şimdi bilgisayarın başında izliyoruz. Belki televizyon hafiften bakıyoruz, çok bakmasak da. Ama televizyon büyük zevktir ya. Gelirsin hayvandan haberleri dinlersin. İşte şöyle bir tur atarsın. Hava raporuna bakarsın mesela. Şuraya bir televizyon lazım. Başka da bir eksik yok. Hani banyoda falan var da. Şu anda beni tek rahatsız eden, düşündüren zeminin biraz soğuk olması. Bunu net söyleyeyim arkadaşlar. Zemin biraz soğuk. Gerçi bizim burası dışarıda şu anda çıksan böyle var ya bak. Ben size şöyle söyleyeyim. Şöyle birini getireyim, dışarı salayım. Ulan der. Bu ne böyle? Biz hani ne, hangi aydayız der. Bu arada suratım nasıl çıkıyor böyle? Biz der hangi aydayız der. Kış ayı mı bu der. Öyle bir hava var. Hop. Hadi uyku vakti arkadaşlar. Hakikaten kendimi vallahi ranza manza böyle askerde gibi hissettim. Güzel duygular. Yorganımız kalın. Koyun yapağısından yorgan. Şöyle. Biraz deri yatarım ben. Şöyle bir düzeltelim şunu. Evet. Nasıl? 10 numara. Buna bir camlarına sineklik falan da takacağım. Işığa sinekler gelebilir. Gerçi şu an soğuktan sinek minek yok da. Evet. Böyle. Ulan yorgan, senin yüzünü bulamadım. Şey var ya, şöyle bir video. Bu akşam saat Allah uzacağını yayın var. İki gözle, dört gözle bekliyorum bu akşam. Bu akşam bekliyorum. Ulan ne adamlar var değil mi? İnternet alemi mükemmel ya. Ne insanlardan haberdar oluyoruz, ne insanları görüyoruz. Hiç belki de ömrümüzde hiç denk gelmeyeceğimiz insanlar internet sayesinde yayın yapıyorlar, biz de görüyoruz. Sinek var lan içeride bir tane. Görüşürüz bu akşam. Bak tam gözümde sinek. Bak gözümde sinek var. Ah! Öldürmedim aslında, biliyor musunuz? Öldürdün mü? Gözümü de acıttım. Sivrisinek ısıracak beni. İyi geceler. Sessiz bir gece bizi bekliyor. Uyuyor musunuz? Neye salıyor acaba? Şimdi arkadaşlar yattım ama uyuyamıyorum. Yeni bir yerde birim gibiyim. Yani bir otel odasında gibiyim. Bir değişik hissettim şu anda. Şunu söyleyeceğim. Konteyner için ya bir aylığına ne gerek vardı? Ya da şimdi bakayım hemen bari. Niye oldu falan diyenler var. Arkadaşlar yapabilirsem ben eğer. Konteyner tabii ki biz Kırgızistan'a gittiğimizde bize buraya yardımcı için
Ama olursa 6-7 ay, 8 ay kış ayına kadar belki yine devam ettirebiliriz. Yani aslında babamın dinlenmesi için. İnan babam çok yoruluyor, artık yaşlandı ki her şeyin ucundan ikimiz tutuyoruz. O olmadığı zaman ben bir hiçim. Ne yazık ki öyle. Yani babam Allah göstermesin, bir eksikliğini göstermesin. Başımızdan eksik etmesin Rabbim bütün annelerimizi, babalarımızı. Ulan köpek geliyorum, niye salıyorsun be ya? Niye salıyorsun, uyutmadın beni burada? Yani biraz dinlensin adam. Hiçbir yersini görmemiş, hiçbir yeri gitmemiş. Belki gideceği yerler var. Ne bileyim, öyle tatile gider mi gitmez mi? Mesela ha, virüs nasıl olur? Benim amacım onları Afyon'a, Mafyon'a, böyle ha, kolum ağrıyor diye gazlı göllere falan göndermek ama bakalım bakalım hayırlısı. Öyle yani. Gerçi biz de gitmedik ya. Ben bir tek askerde şehir değiştirdim. Bir de Cengiz abim götürdü beni kendi memleketine. Ondan sonra başka yere gittiğim yok. Hani askerlik de olmasa kalkıp İzmir'e gideceğim de yoktu. Gitmişliğim de yoktu. Babam da sanırım askerde çıkmış gitmiş İstanbul'a. Ve işte Kütahya'ya. Ulan geliyorum köpek. O yüzden hani biraz dinlenmesini istiyorum, biliyor musunuz? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ay kız gevezesi. Yatın bakayım. Bir sıkıntı yok. Ya şu kapının geriye gitmesi beni gerçekten yoruyor. Oba her aş... Bir de kapı çok geniş. Evet, bu arada şunu da söyleyeyim. İnternet çekmiyor abi. Yani burada Wi-Fi görmüyor. Bende Türk Telekom'un kablolu interneti var, sınırsız. Şu anda bir tane de Superbox söyledim. Onu da bağlayacaklar nasip olursa. 4.5G'miz iyileştirildi. Bağlanırsa benim işim daha iyi de. Yani burada internet çekmiyor. Sınırsız internetten buradakinin de faydalanması lazım. Bu abi ya da işte amcanın, artık nasıl olacak bilmiyorum. O yüzden buraya interneti çektirmemiz lazım. Şu anda Wi-Fi çekmiyor. Bir eksiklik daha. Görmüyor yani Wi-Fi. Evin içinde görüyor da burada görmüyor. Gelin bakalım, yatalım şöyle. Gel, üşümeyin, gelin şöyle yatağın içine, gelin bakalım. Yorganı örtün, kafanız üşümesin. Hadi bakalım, hadi bakalım. Yatıyoruz yatıyoruz. Kesin yatıyoruz bu şimdi. Günaydın abi. Ana. Bak bak bak. Abi. Güzel güzel, anladım. Şimdi konteynerin içindeyiz. Azıcık uyuyakalmışım. Hatta güneş doğmuş. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle bir durum var. Soğuk. Soğuk, cidden soğuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sözde erkenden kalkacaktık, kahvaltıyı yapacaktık falan ama saat kaç oldu abi? Bakalım. Şurada da saatimiz var. Oo, saat ana bayağı geç. Abi burası soğuk. Sabah burayı soğuğu çekmiş. O kadar değil ama soğuk. Buraya küçük bir ısıtıcı lazım. Soba yakmak mantıklı da hep soba yakmak burasını boğar. Şöyle ufak bir ısıtıcı lazım gibime geliyor. Bence öyle. Baba ne yapıyorsun? Sözde sabah erkenden kalkacaktım ha. Kırağı mı var, çiğ mi var? Bu içerisi ondan mı soğuk bu kadar acaba baba? Şimdi hemen geliyorum arkadaşlar. Dışarıda da akmamışım. Uyumuşum, kalmışım.
Şöyle bakın, güneş doğmuş. Kandiş, aslan parçası. Karabaş. Yallamış babam. Hemen çıkaralım baba. Evet, üstümü giyindim, hemen hayvanı çıkartacağım. Yani sabah yumurta falan kıracağım. Dım tereyağında. Ama arkadaşlar şimdi bak, harbiden söylüyorum. Burası öyle çok rahat bir şekilde kahvaltı yapılacak bir sıcaklığa sahip değil. Ve bunu yaşayarak öğrendik. Biz gündüzleri kaldık. Gece hiç dışında kalmadık. Abi sabah bütün soğuk içeride. Hani bu yalıtımlı falan iyi olsun dedik. İyi ama şunu kapatalım şöyle. Tamam, iyi, hoş. 10 numara 5 yıldız. Dışarıda da soğuk, ağır bir soğuk var. Şu anda göstereyim ben size şöyle. Güneş doğmuş. Ama ciddi anlamda buraya bir küçük ısıtıcı lazım. Ben size söyleyeyim. Yani tamam, sobayı yakmak da bir çözüm ama soba her zaman burasını boğar. Küt 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 diye. Şöyle 20 dakikada bir 10 dakika ısı verecek bir mantıkla gidersek, o zaman işte burası tadından yenmez. Zemin de buz gibi. Yok abi. Gerçekten yok yani. Soğuk. Vay aslında. Ben böyle çok tahmin etmedim. Ha, sabah 4'te 5'te kalkar, hafiften sobayı yakarsanız hiç 10 numara olur. Ama yalnız bir adam da 4'te 5'te sobayı nasıl yaksın ya? Yakmadım ama anneme de anlatıyorum arkadaşlar soğuk diye. Sobayı yakmadım ama soğuk. Yani şimdi şöyle, adam sabah kalktığında sobayı yakması lazım. Zaten sabah kalktığında buz gibi olur orası. Ona böyle arada 15 dakikada bir girecek ısıtıcılar var ya, böyle ısıtıyor sıcak. Evet. Onlardan olacak, yoksa var ya, ben denedim bu akşam, soğuk yani. Hani öyle hayal ettiğimiz gibi çok fazla ısı yapmıyor. Soba işi olur, soba yanar ama soba hep dengeli yanması lazım. Ne oluyor? Soba şey olması lazım anne. Kışın olur. Kışın adam yakar, tamam mı? Sabahdan yakar mesela. Akşamdan yatacağı zaman küt 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 sabaha kadar hep yanar durur. O zaman ısıtır. Ya. Ama şimdi yazın geldin. Yazın akşam sıcaktı. Yattın uyudun sabah. Bizim burası ayaz. Vallahi. Değil mi? Zaten bizim biraz ısınmıyor ki bari buralar. Yani. O yani ben eksiklik kesinlikle televizyon melezyondan ziyade bir ısıtıcı. Arkadaşlar çantaları aldım, kameralarımı aldım. Şimdi hayvanı çıkartacağım. Bir saat bir otel var. Bir saat geç kaldık. O da içerisinin soğuğuna verin abi. Uyuyakaldım. Hani ben bu kadar inan vallahi hesap etmiyordum. Gündüz mükemmel ya, süper diye içine giriyoruz ama bak hala soğuk. Öyle olmadığını kendim yaşadım, öğrendim. Tuğla da alacağım. Etraflarını döreceğim. O zaman bir poğaça alayım da en azından karnıma atıştırmalık yapayım. Ne? Uygun bir yere yer ısıtıcısı olması lazım. Doğru. Değil mi? Taşınabilir. Adam şuraya getirir, bırakır. Abi sabah bereketi. bir abimize hani kışın holluk almıştık ya. Parasını ben vermiştim. O geri geldi. Baba! Bak. Al sana para vereyim. 2700. Hani kışın oğlu kaldıydık ya, onun parası. Tamam. İşte alışsınlar, alışsınlar. Bak, bir şey yapmıyorlar birbirlerine. Bunun kaç kopayı götürüyor bak? 2 tane kopayı var. O da hayvana gidiyor. 2 tane galiba. Biri Ahmet abinin herhalde ya.
geri götürüyor onu da. Gel. Gel Aix. Gel Toram Hanım sen gel. Gel. Çok fazla gitmeyin sürünün içine. Diğer abi bizden önce çıkmış. Mera da yayıyor. Biz de şuraya gideceğiz. Şu tepeye gideceğiz. Tamam, gel. Gel Aix. Gel Toram Hanım. Gel Karabaş. Tamam oğlum buraya kadar. Gel. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Baba yerler ıslak mı? Asla baba gabi yok. Evet. Yakri! Ulan bıraktık geride mi kaldı diğer çobana mı gitti kayboldu gitti psikopat ya. Evet ormanın içine geldik ormanın içinde yayacağız. Çünkü ormanın içinde yeşil ot daha fazla burası. Sinyali aldık okey. Yeşil ot daha fazla olduğu için buraları daha iyi. Çünkü burası kurumuyor abi. Güneş de işte şey de burayı hani ısıtamıyor. Orman altları her zaman yeşildir. Çamların gölgesinde kalan nem otların büyümesini sağlıyor. Şimdi konteyner meselesini yine biraz daha anlatayım. Kışın mesela abi soba yanar. O kesin. Yani kışın gündüz de yakarsın, gece de yakarsın. O dengeyi korursun. Çünkü ayaz var, kar var, yağmur var. Anlatabiliyor muyum? Ama şimdi mesela bugünün akşamına ben oraya gittim abi. Hemen yemeğimi yer yatarım. Yemek yedik, yattık. Sabah kalktın. İşte soğuk. Onu demek istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yoksa akşamdan sobayı yaksaydık sıcak kalır mıydı onu bilemeyeceğim ama bu sefer de o şey hiç sıcak olurdu yatarken iyiydi. İçerisi sıcak olur adamın bu arada. Dengeli kışın değil de yazın dengeli bir sıcaklık verecek bir ısıtıcı şart. Yani bir de şöyle düşünün. Adam sabah kalktı olanlar olmuş duş alacak. Ne yapacak ya buz gibi adam zatürre olur orada be ya. O yüzden evet bir kere daha. Okey verdim. 5 okeyle bir ısıtıcı geliyor. Arkadaşlar! Bak ya! Zaten yok. Bak ya! Ya ya ya! Ya inmiyor bak. Aşağı inmiyor. Boydan gidiyor ya. Abi! Keçe! Ormanın içinde ekin. Tamam mı? Normal. Hani gelişatı güzel. Ama bakın ne göstereceğim ben size. Bakın abi. Bak. Bak abi bu sakızdır. Şu söyle söyleyeyim. Domuz bunları giymiş atmış. Giymiş atmış. Yani suyunu içmiş atmış. Bakın. Yani belki bunun her yerinde var. Bakın. Bakın görüyorsunuz. Yani. Bakın. Bekle. Şimdi planladığım tarlaya geldim abi. Şöyle otu görüyorsunuz. Hatta ot mükemmel. Yani şöyle göstereyim. Bu çamlığın içinde sürülmeyen bir tarla. Yani o domuzlardan dolayı bırakılmış bir tarla. Ot çıkmaya başlamış. Muhtemelen 8-10 seneye de orman olacak burası. Mesela şu yan taraf mesela orası da tarlaydı. Babam söylüyor orasının ekildiğini biçildiğini biliyorum ben diyor. Bunun ikizi hani bu tarlanın yanındaki bir tarla. Bakın şu anda orman. Evet burada yayalım. Tamam abi. Bence 10 numara bir yer bulduk. O zaman 10 numara bir yer bulmuşsak ne yapıyoruz? Bahçe duvarından açtım. Bahçe duvarından açtım. Sarmaşık. Güllere dolaştım. Harbiden de dolaştım ha. Allah. Ota bakın. Hiçbir yere gitmeyin. Ben şuraya yatacağım. Şuraya yatıyorum siz burada yayın. Alo baba. Babama ismimiz deli haberi vereyim. Alo baba. Buradan çekmiyor mu acaba kör? Abi mükemmel otlu bir tarlaya geldik. Alo baba beni duyuyor musun baba? Hey baba. Acaba diğer telsiz de açık değil. Neyse. Alo. Baba beni duyuyorsan cevap ver.
Arkadaşlar böyle nokta atışlar hayvanın hep iyi olmasını sağlar, hep kilolu olmasını sağlar. Sonuçta mera hayvancılığına dayalı bir hayvancılık yapıyoruz. Merayı iyi değerlendirmek, iyi okumak lazım. Bakın burası bize 3-4 gün gider. Burada yayarken de diğer taraf yağmur falan yağarsa canlanır. Çünkü hiçbir yerde olmayan ot şu anda burada var. Bakın şu yaban fisidir. Tamam mı? Bu yoncadır. Yaban yoncasıdır. Sarı çiçek var, sarı yonca var. Birçok ot var. Ve bu da çok mükemmel. Hayvan karnını doyurduğu zaman iş bitmiştir abi. Bakın. Şurada da yayılıyorlar. Meşeler var. Anlamadım baba. Alo. Çekiyor. Akısmayın tarla diyor. Bizim kuş ve tarlanın üstündeki akısmayın tarlaya mı çıkayım? Ama yayarken hayvanı aşağı indirme. Aynı yerden geri gel. Bu anneye doğru. Tamam, oraya çıkmama gerek yok. Çok ot varmış çünkü yalak tarlayla şeyde. Hasan dayımın süymediği tarlada. An yavaş yavaş geçti. Öğlen oldu. İğre doğru gidiyoruz. Hayvanı doyurdum. Onun mutluluğu var şu anda. Karınları doydu yani. Şöyle yavaştan 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 yatacak yere doğru gidelim ama önce güzelce bir sulayalım. Evet. Bu arada sıcaklar bazen soğuk oluyor, bazen sıcak oluyor. Bugün hafif sıcak var. Yani şu bakalım. Biraz daha zaman geçsin. Koyun kırkma işlemini yapacağım. Babam da diyor artık zamanı yavaş yavaş geliyor oğlum diye. Şimdi 2-3 tane makine baktım. Kendinden şaftlı makine. Yani şaftlı makineye baktım. Elektrikli makineye baktım ama şaftlı makineden şu anda bulamıyoruz. Eskişehir'de bir yerde varmış sanırım. Eğer gidersem ona da bir bakacağım. Yakın zamanda Eskişehir'e falan. Yani şu anda tam sezonu ya abi. Bütün herkes makinelerini çekmiş. Almış, yerine koymuş, istif etmiş. Demek ki bir konuda sıkıntı da var. Elektrikli makineler internette çok. Yani birçok internet sitesinde. Yani hani Trendyol'dan N11'e. Her yerde bulabilirsiniz. Ama işte herkes de şeyi öneriyor. Şaftlı makine ya abi. İşin var senin. Zaten sen bu işi yapıyorsun. Şaftlı makine al diyor. Bir bakalım bakalım. Evet, toza bakın, toza. Arkadaşlar çeşmenin başı şöyle bir kalabalık. Su doldurmak için gelmişler. Şimdi bizim tankerlerin kıymetini anlıyor musunuz? Yani 10 numara değere bakın suda şimdi. Oradaki suyu içecekler. Ha, buradan da içtiler de ister istemez çok fazla yaklaşmıyorlar. Korkuyorlar. Abimiz de rica ettim arabasını kenara, bidonlarını kenara çekti. Şimdi gidelim holluklarımızdan, kendi getirdiğimiz tankerimizden sulayalım. İşte 10 numara ya. Bu iş 10 numara. Niye 10 numara? Bakın yine su içecekler ve yine suya vuracağım. Hiç susuz kalmayacak. Bu yüzden seviyorum bu tanker işini. Aa, buradan her yerden farklı içiyorlar ya. Bu arada hollukları için boya da alacağım. Bu da hep aklımda. Daha küflenmemişler ama yakın zamanda pas yapmaya başlarlar. İçsinler bakalım. Sıradan yavaş yavaş geliyorlar. Şikayetçi. Arkadaşlar Eyre'ye geldik. Babamı bekliyoruz. Şu yorgan vardı. İnin içindeydi eşeğin durduğu yerde. Acık nemleni gibi onu çıkarttım dışarı kurusun. Çünkü soğuk, üşüyorum yatarken. Yani yatacağım şimdi. Ne yapacağım? Babamı bekleyeceğim. Yapacak bir şey yok. O gelirse yememizi yiyeceğiz. Belki de o yemeğini yer gelir. Yani yatışa devam. Baba. Yoğurt var da. Ha, yoğurt az ama. Sarımsak var. Sarımsak bilmiyorum. Arkadaşlar babam yanıma geldi. Ben de uyumuşum biraz. Toraman'la beraber şurada. Şunu koyduk oraya kurusun diye. Babam burada. Şimdi salata istiyor. Benden bir salata yapayım. Şöyle. Öf, çok sıcak oldu baba ya. Çok sıcak oldu. Yaz geldi. Yaz geldi. Çeşmeden yine adamlar vardı. Şey yaptım. Tankerden suladım. Tankerden suladım, içtiler. Alt çeşmeye vurdun mu? Alt çeşmeye vurmadım. Baba gitti poşetler. Alt çeşmeye. O zaman buradan çok içmiştir.
İki taraftan da çok işte ya. Adama dedim, rica ettim, arabanı çeker, çek dedim. Çekti kenara. Ben suladım. Ondan sonra kendinden geldi. Falan gelir oğlum, yasak açıldı. Hmm. Yasak. Gelir doğru. Oy, salata yapıyoruz arkadaşlar. Var bakalım. Babacım incecik. Hadi bir daha doğru hadi. Arkadaşlar acayip salata yaparım. Şimdi babamla ikimiz yemek yiyeceğiz. Su getirmiş, arabayı tankerin yanına bırakmış. Tanker bugün 10 numara bir iş yaptı. Çeşmede hala araba var. Motor var bak şu anda da. Şu anda 2 tane araba var orada. 2 tane araba var. Bizim için hiç sıkıntı yok artık. İstediğimiz zaman kendi suyumuzdan suluyoruz. Şu ne ya? Be, bu ne baba? He? Ben yarın ne yapacağım biliyor musun? Benim faturalarım falan verilecek. Ben Seyit Gazi'ye gideyim. Oradan bir küçük ısıtıcı bakayım baba. Ben buna kanaat getirdim yani. UFO mu diyen artık sen ne diyorsun? Ne UFO mu? İşte ısıtıcılar var ya. Sobadan garanti o. Evet. Bir bakayım abi, yoksa yani bizim burası sınırların dışında. Sabah ben dondum. Açıkça söyleyeyim, orada ben kimseyi öyle o şekilde bırakamam. Adam de gece işi olur, gücü olur, sabaha kalkar. Acık sıcacık kalkması lazım değil mi? Alacaksın mı? Var be. Ne bulduysam cebime atmışım arkadaşlar evden çıkarken. Arka cebimde kalem. Şöyle ışığı var burada abi. Tamam mı? Yanıyor. Şurada da dokunmatik. Neyse hadi bismillahirrahmanirrahim. Yemeğimize başlayalım. Baba parfüm kokuyor. Yok. Şu çiçek kokuyor. Bak bak. Şundan kokuyor. Yok ya. Biri mi geliyor? Ne yapıyor? Yok. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç kişi olacak şimdi? Motor var büyük. Kuşvada bir ot var baba. Çamlık ot, yaylı mı? Yalak tağlada o. Hasan dayın tağlada be. Çamlık tağda yayılır hayvanı mı? Yayıldı yayıldı. Serin olacak hava, serin. Sabah soğuk. Serinde olacak. Koyunları ne zaman kıracağız baba? He? Bilmiyorum, yakında kırmak lazım. Bir hafta sür mü? Hı? Sürmez. Benim hemen bıçak makine almam lazım. Kaç tane kırık lazım günde? Geçen sene orta halli makineyle 60 tane kırıktım. 100 kırıkarım. 50 kırıksan? 100 kırıkarım. 150-204 günde biter. 100 kırıksam 2 günde mi biter? 200 tane mi koyun var? 200 yok. Hadi bir tane şey. O rahat oluyor. Yani ne suyu var ne bir şey. Bu da güzel aslında. Uğraşamam ötekinde ya. kaç bardak çıkar bize? Ondan çok çıkıyor. Evet, çayımız da olmuş arkadaşlar. Şöyle tavşan kanı. Şekerimizi de atalım. Şeker burada. Şöyle. Hadi bakalım. Şuraya güneş çok oluyor. Babacığım güneş sen var ya, yaktı bugün bizi bak. Bu ne biçim mübarek. Sabah soğuktan donduk, şimdi sıcak. Ben bunu geçeceğim. Kaç katayım? Bir. Tamam. Hangisini istiyorsun? Kavanoz. Kavanozdan mı içeceksin? Evet. Tamam. Arkadaşlar. Baya sıcak. Hey. Koyunların yattığı yere bakın. Burada püfür püfür rüzgar esiyor. Şöyle bir altlarına baktım. Hepsi de altını açmış.
çabuk kırkılacak anlamına geliyor. Biraz çay keyfi yapalım. Zaman geçsin. Eve gideceğim. Videonun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir yukarıdan buraları ben size bir göstereyim. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Aslında mesai bitti benim. Eve doğru gideceğim şimdi. Babam da saat öğleden sonra akşam 8'e 9'a kadar gidecek. Bu işler böyle. Sırayla gidiyoruz. Aslında akşama kadar kalırım da. Şimdi evde kuzular falan bakılacak, yine işler var. Eve de gidiyoruz. Burada da kalıyoruz. Aslında iki tarafta çalışıyor. Sabah da babam baktı kuzlara. Böyle. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Konteyneri değerlendirdik. Konteyner benim gözümde süperdi. Ama gece soğuğu yaşadıktan sonra anladım ki içine soğuk çekiyor. Ne yapmak gerekiyor? Ufak bir ısıtıcı. Yani çözülmeyecek sorun değil. Genel anlamıyla iyi. Onu analiz ettik. Bakalım onu da alalım. Gerçekleştirelim. Bir daha bir gece kalırız. Öyle. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hadi bakalım. Biz çalışmaya devam abi. Babam nasıl yatıyordu duran gelince?